Evet millet bugün Welcome to Gold adlı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyun şekil adı da görüldüğü üzere şöyle. E, strateji Adventure türünde diyebileceğimiz nitelikte bir oyun kendisi baya böyle kartel olarak hayatta falan kalmaya çalışacağımız bir oyun olacakmış. Hikaye ağırlıklı bir oyun işte bir sürü böyle detayları var şurada zaten görüyorsunuz. E, zor kararlar alarak işte satın alarak işte iş satın alarak güvenilir müttefikler elde ederek falan ilerleyeceğimiz bir kartel olacağız. Baya 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 bir detaylı oyun olacak gibi duruyor. Bakalım birlikte inceleyeceğiz göreceğiz. Hikaye üstüne oyun olacak şurada görüyorsunuz zaten. Böyle e, ne denir? Dostluklar falan kurup işte böyle ilerlemeye çalışacağımız bir oyun olacak. Bakacağız. Baya merak ettim açıkçası şu an. Oyunun fiyatı 16-17 dolarmış. 165 lira gibi bir fiyata konulmuş 330 lira olması lazımken 165 yani Çok çok Bölgesel fiyatlandırmanın olduğunu söyleyemem ama Fena da değil Diyebiliriz Sanki bir tık daha iyi olabilirdi Onun dışında Türkçe'de seçeneği yok ve tek oyunculu bir oyun onu söyleyeyim ee, Macera Ve simülasyon strateji diye geçiyor zaten oyun e, bayağı böyle bölgeleri falan da yöneteceğiz gibi duruyor bakın şöyle yani farklı olacak, güzel olacak ya baya. Hoşuma gitti şu an. Genel itibariyle yapısı hoşuma gitti öyle diyeyim. Bir de hikayesi keşke Türkçe olsa çok iyi olabilirdi bu oyun. Çünkü bakın baya iyi duruyor. Konuşmalar hani karar alma olayı da güzel olacak gibi oyunda. Merak ediyorum baya deneyeceğiz göreceğiz. Sistem gereksinimleri de çok yüksek değil. Deyip oyuna geçelim. Şimdi oyunun menüsü bu şekilde. Burada işte gameplay guide'larını alabiliyorsunuz bakın burada direkt sitede bayağı guide'ları hazırlamışlar İşte ajanların yetenekleri falan filan Bayağı detaylı bilgileri vermişler buraya bakabiliyoruz ee, Oyun içinde bir tutorial ama olmayacak büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum Bir Community'si varmış ayarlar burada bu arada ayarlar Zayıf onu söyleyeyim sadece ses ayarı var Görüntü ayarı falan yapamıyorsunuz ee, böyle new game deyip başlayacağız Çok Temiz, sade bir, bir meni yapmışlar. Bu da bir şey geliyor. Tamam, Allah iman. Derpansiyet, saheda ingiliz, other side. Baya hikaye üstüne gideceğiz. Everything you want to know, either Tyler will, right? Start, at beginning. in have time. Burada ilk girişte bir seçim yapacağız. Çık topluluğuma mı yoksa aileme mi yönelik olacağımı seçiyorum. Community mi? Community bulalım ya. Aileyi salsak mı diye böyle bir bilemedim şu an. Aslında da neyse. Community dedik. Bakalım. People go down. It's work at. Aslında aile desek daha mı iyi olurdu ya. eee lider olabilirmişim ya da işte proud of hmm. lider olalım. Bakalım. Let's issue. Listen to some man temper. Temperable people like never lose my cool. İnsanlarla biraz daha iletişimimiz iyi olabilir ya sanki diye düşündüm tank biraz ben girişte daha karakterin bu ana temel hatlarını oluşturuyorsun öyle bir durum var oyunu Türkçe olmasını şu an çok istedim bu arada ya çok iyi olabilirmiş güç mü yoksa işte zeka mı gibi bir zeka diyelim bakalım Alert, alert, limit. Dört work. Kelli işler yapıyormuşuz. Araba resourceable. Bakın <laughs> hadi bakayım. Doing land van buying. Artan. Arbor we mates. Yankis. Hunger. Seven arbor buying money. Ne yapalım next. Oynacı bu unit oyunu muydu ya belki Türkçe'ye çevirebilirdik bu arada da çok iyi olmasa da bir Google çevirisiyle güzel bir Türkçe Yani iyi, iyi iş görür bir Türkçe'ye çevirebilirdik Ya da öyle mi oynasak ya 2 dakikada halletsem mi bunu Dur bakayım önce de öyle yapayım Bir durduruyorum hemen Bir, bir saniyeliğine bir, bir saniye alacağım sadece Bu oyun bakayım Unit oyunu abi Direkt gömüyorum Türkçe'yi bir dakika Bakalım çalışacak mı Türkçesi bilmiyorum ama. Bir test edeceğim arkadaşlar. Sizin için hemen. 3 saniyede Türkçe nasıl yapılır? Bununla ilgili rehberim var bu arada. Merak edenler için unit oyunlarını Türkçe yapma diye bir rehberimiz var. Ona bakabilirsiniz. Bakalım bu oyun Türkçeleştirme işe yarayacak mı? Her oyunda yaramıyor. Onu söyleyeyim. Bak böyle bir Türkçeleştirme yapacağım şimdi. Ee, Patch Run geldi. Bunu açıyorsunuz. Türkçe Dil var <laughs> geldi. Evet, çalışacak arkadaşlar. Güzel, çok iyi. Hmm, bunu kapattım. Giriş kapatmanız gerekiyor. Ondan sonra Translator'dan ee, şöyle TR EN yapıyorsunuz. Şunu 500 yapacağım. Bunun rehberini zaten YouTube'a attım arkadaşlar. Unit oyunlarını Türkçe yapma diye. Otomatik translate yapıyor. Çok başarılı değil ama en azından ana hatlarını oyunun öğrenmek amaçlı iyi olabiliyor. O yüzden zaten bunu şu anda yapmak istedim. Bunda da çalışacak gibi duruyor. Hemen şöyle yaptık. Bak bitti bu kadar. 3 saniyemi aldı. New game deyip baştan başlayacağım. Bu arada. bak Türkçe oldu bile. Görüyor musunuz? Mükemmel abi. Mükemmel sistem. Bak, Elder Scrolls'taki organize görme zaman yavaş yavaş Türkçeleştirme geliyor böyle. Hiçbir yere gitmiyorum. Biraz geç gelecek tabi. Çevreyi yavaş yavaş yapıyor. Mesela buraya gelmedi. Serpensiyet. Bakalım ilerletelim bir tık daha. Onu çözdüğünü diyorum. Bak bu çevre olmamış mesela. Görmek istiyorum. Hmm. Şimdi istediğin her şeyi anlayacağım. Edward Tyler olacaksın. Nereden başlayayım? Nereden gün zamanımız var. Hadi bakalım. Hiçbir şey atamıyorum. Bak, geliyor gelmekte olan. Aileye odaklandım. Toplumu hizmet etmek istedim. Hangisi diyelim? Bu sefer aileye odaklanacağım ben. Aile odak. Bak, gördünüz mü şunu? Yani karakterin seçimlerini yaptıkça şeyler geliyor. Özelliklerimiz değişiyor. Oyun çok iyi olacak ya. Şu an düşündüm de yani bayağı iyi gidecek gibi duruyor bu oyun. Zaten o yüzden hemen Türkçe'ye çevirmek istedim. Bu şekilde Türkçe yapabiliyorsunuz oyunu dediğim gibi. Ee, bunun rehberini işte YouTube kanalında o Unity oyunlarını Türkçe çevirmek diye anlattım zaten. O videoya bakabilirsiniz. Baba olmak bak. Abi, hikaye hikaye işte az öncekinden farklı farkında mısınız? Güçlü olmak istedim falan diyorduk ilk başta. Burada biraz daha şey geldi. Hani aileye yönelik falan şeyler gelmeye başladı hikayede. Lider olduğumu söyleyebilirim. gurur duyacak bir hiçbir şeyim yok. Yani lider diyelim yine. Lider de olmayı seçelim. Şimdi adam açalım. çünkü lideri bunu Hadi bakalım. Öfkesi var bak. Temper. Benim öfkesi insanın içinde hasta havalı Havamı kaybetmem gibi bir şey. Bak bu tam çeviri değil. Ben yine bunu seçeceğim. Ee, benim hiçbirimi bilmiyorum. Benim, benim gücüm. Hadi bakalım. Bak şey budur. Bizim için güç güçtür. Evet. akıllılar akıllarla savaşıyorum dese, demiştik değil mi burada? Yine aynısını seçeceğim. Bak korkutma artı bir geldi. Gördünüz mü? Seçimlere göre özellikleriniz geliyor ve bunlar oyun içinde etki edecek. İyiymiş. Oyun şu an benim böyle istediğim bir RPG şeklinde ilerliyor. Gerçekten beklediğim RPG gibi ilerliyor. Bakalım. 4 ver. Kişiler ikna ettim. Parça parça Türkçe yapıyoruz oyunu. Bunu şu an bu şekilde yapıyoruz bu arada. Normalde şöyle oluyor. İlk oynadığınızda parça parça geliyor. Bir daha oynarsanız <laughs> Hoş geldin kanka. Gidip geliyor mu ne yaptın? Ee, şu an böyle parça parça Türkçe yapıyor normalde ama tekrar girdiniz oyuna direkt Türkçe olarak geliyor bunlar. Kayıtlanıyor yani öyle diyeyim. İçerideydim. He tamam. <laughs> lanet lanet diye çeviriyor bu arada o küfürleri. Oraya uzaktı da yani. Bu arada Hikaye'nin kameradan dolayı şu kısmı okunmuyor olabilir tam ya o tam olmamış galiba. Roland kartı görmüyordu falan. Tam okunmuyormuş gerçekten bu arada da. Yeni Kral'ı Kara Aslak Yüzyılın erkeklerini öğretmeyin. Kötü olmanızı, Kral'ı Borg'un da. Oradan önce normalden daha uzun sürmüş olabilir. Evet. Yavaştan artık şimdi geleceğiz. Ya yapacağım geldim Tamamdır kanka beklerim. Gel mutlaka. Işıkıyorum ee, senin bir şey görmüyor bu da Hadi bakalım. Şimdi ben söyleyeyim bu paraya ihtiyacı vardı. Hadi bakalım. Şimdi seçimlerle baş karakterin hatlarını oluşturuyoruz dediğim gibi. Arkadaşını suçluyormuşuz. Parama günü aptal fikrimde seni. Paradan uzaklaş. Evet, olaylar başlıyor. Hadi bakalım. Kanıcın sayarız ne zaman? Sakin ol, sakin ol. Burada ısın. Hadi bakalım. Karışıyor olaylar yavaştan. E, Al gibi mi görünüyor? Hangi formunun kabin iş gönderdi gün sorgudu ne evet. Nasıl yani? ve. Vaa ne oldu lan? Para istemiyoruz. O karışmış işler. <laughs> Hayatın için pazarlık yaptın. Ee, e, Sıradaki benim kartelim geldiğinde ne bileyim bir psikolojik ücret aldı. Şimdi, şimdi yardımcı oldu. O yakalanmış ve şu an aslında bunu işte hikayesini bir ufak görüyoruz gibi bir durum var. Ee, bu YouTube'a geldi değil mi? Abonelik aynen. 3 hafta önce. Hadi bakalım. Ya, asıl oyuna geçmiş olduk şu anda. Burada hikayenin girişini yaptık. Başın Bu kurumun başın Yardımcı oluruz. Bunu al. Hadi bakalım. Birkaç yıl nakit tüker bazı yerlerde. Bazı bankaya kanla boyanır mı? Evet akış falan var. Baya böyle bu tarz şeyleri de eklemişler. Temiz yazı yapın. Ya, yazı Hadi bakalım. Marka kapı kapıyı geçmeden önce şunlar ekleniyor. Bir haftam var. Ay haydi. Evet, ben de tepe alıp yavarmayı. Gitmeyi şey Çekelim. Ben yaparım. Tamam ufaktan başlıyor. Bir tutorial var bu arada ufak. Bak de tam bazı noktalarda sıkıntı var. Dediğim gibi onların sebebi işte Türkçede karakter sorunu için bir olay var. Onu da anlattım videoda. Onu yapabilirsiniz de ben şu an yapmayacağım tabi. Para yaklama hayatta kalmayacağınızı başla devam edin için. Görevin iş, işaretçisine tıklayın. Tıkladım. Benim arkadaş oldum. Tadı peşin kırımın yaralanmanın başlıcı da görüyorum. Başı gelin başı. Bana yardım edilecek. Hmm. Seyahat. Oraya gönderebiliyormuşuz. Bak. Geldim. İçin ilkini görmem lazım. işin üzerine gidiyorum. Öğrenmez ama. Hadi bakalım. Baya böyle seçimlerle falan ilerleyeceğiz gibi duruyor şu an. Bunu söyleyebilirsin. Genç tepen gelişini de idare edemezsin. Bakın yine biraz falan var. Başka nereye gideceğimi bilmiyorum. Hmm. Bana, bana daha rakip başlayalım. Şu halini düşündüğümü söyle. Hmm. Hikaye çok yavaş ilerliyor bu arada ya O bir tık canımı sıktı Aslında girişi güzel yapmışlar da Biraz yavaş ilerliyor Özellikle yer bulmamız lazım Geçen yaşlık fikirli birini aramaya çalışalım. Hmm. Ofise e tıklıyormuşsun. musun? ödüm, el ödünç vermek için ben gerekiyor. Tamam. İzci dedim. Onayla. öyle. ziyaret ettik. Şu Jeremy değil mi? Beramin'in çamaşırhanesi bu. Oradan izci deyip İş bulamı iyi bir gün söyleyebilirim. İş bulamı. Bu taraf ne ay Burada birkaç dolar. Haydi bakalım. işe tıklayın. Tıkladım. Rüşvet veriyormuşsun falan. Oha. Ama da güzel bir ne kötü zaman bunu arttırdıkça azalttıkça bir şeyler oluyor galiba. %99 diyor şu an. Bu, bu kafi galiba yeterli. Hani arttırıp azalttıkça bir değer artıyor, azalıyor büyük ihtimal onda. Seviyenizin zar atma puanı direkt RPG oyun, arkadaşlar direkt o zar falan da atıyorsunuz ve bu zar aslında bir şeyleri de belirleyecek. Öyle bir durum var. Keyifli ya bir hafif diyendi havası da var. Zorlayabiliyormuşuz, ikna etmek için de uğraşabiliyormuşuz. Şimdi burada e, karakterin işte özellikleri burada devreye giriyor. İşte evde işte ne denir? Ne denir ona ya? İkna etme özelliği falan gibi şeyler var ya onlar işte burada devreye girecek. Mesela burada zorla diyecekmişiz. Ya da ikna edebiliyormuşuz. İşte öğreticinin kilidini açtığımda ikna etmek için de uğraşabileceğim falan özetle çok detaylı ya çok bayağı detaylı yapmışlar hoş olmuş benim bayağı hoşuma gitti şu an bak zar geldi evet 6-6 geldi kabul şu an zorladık ve ikna ettik şu an yani aldık böyle bir durum Acın enerjisi bu enerjiyi harcıyormuş bak burada bir enerji olayı varmış bunu harcar diye zamanla yenilir tamam Beklediğiniz tıklayarak ekranın sol üst kısmına düğmeye tıklayarak zamanı hızlandırabiliyormuşuz şuradan. Öyle bir olay. Bak buraya geldik tekrardan. 3, 2, 1 enerjim doldu tekrardan şu an. Good job Eddie hadi bakalım. Tamamladık böylece. Ama zaman ortak olmayan dersin yeni zevk sahibine sahibine kolay sahibine kolay gidin mi? O ne lan? Çeviriler biraz garip dedim gibi. Şu an direkt Google çeviri olduğu için bu. Tamam gidelim bakayım. İzci onaylamak deyip gidiyoruz buraya. Şimdi bir son iki kişiyle konuşacağız galiba. Bir işletme daha gönder. İşletmeye bir izci daha gönderiyoruz şu an. Ee, yeni bir iş buldunuz. İkna da kullanımı tam ikna etmeye çalışacakmışız yine. Tıkladım. Bak kaç para rüşvet alacağımızı aslında seçiyoruz. Onu arttırdıkça büyük ihtimal oranlarda sıkıntı yaratacak bize. Bakalım. İkna etmeyi bak gördün mü? İkna etme açıldı şimdi. İkna etmek için de senin niye işte statlarını kullanacak. Böyle diyendi kafasında da ilerliyor. O çok hoş ya. Baya iyi yapmışlar burayı. Kolay diyor. %99 ihtimalle olacak zaten. Ama ilerleyen süreçlerde bak bunlar arttı, artacağı için zarların da birazcık olayına kalıyoruz. O yüzden zorlaşacak yani bir yerden sonra. Kimsin size kalp edecek ya seni Hayda. Başladığınızı almak istemeyin. Öğretmek istemeyin. Anlaşmayı kabul edin. Tamam. Hmm. Burada yaptığımız şeyleri gösteriyor galiba ziyaret gö tamamlanan görevler bunlar. Geldim, izci dedim, onayla dedim. Tekrar bir gideceğim parayı almaya. Manuel toplanması gerekir ama onun için kendin zorunda değilsin. Kendim gitmek zorunda değilmişim ama toplamak için illa beni göndereceğim galiba. Nakit toplayın, teslim edin evet. Ajanlar gönderebiliyormuşuz falan. Ve evet, para toplayacaktır. ornek deneyelim tamam. Ajan gerekli ama bunun için diye var mı ajanımız? Ee, temiz neki fotoğrafını temsilci gönderin. Otomatik olarak gönderebiliyoruz mu ki? Bunlar kapalı. Buna tıkladım. Tamam gönderiyor galiba otomatik. Yapmış olabilirim şu an. Görevde diyor. Ajan gerekli diyor ya. Ajan nasıl alacağız peki? Ee, Red Bar Girl'e Girl ya. Keşfedildi. Bar, bar keşfedilmiş bir tane. Yani bu şehri özetle arkadaşlar gördüğünüz üzere baya baya şey yapacağız. Hani kartel olarak satın alacağız burayı. Baya böyle yönetmeye çalışacağız. Yeni kişiler bulacağız. Çalışanlar alacağız. Baya bir kartel olacaksın yani bu Öyle bir olay bak. Sadaketi düşmüş mesela. Sadaketi düştüğü zaman şunlar sadaketi oluyor. Düştüğü zaman sana para vermemeye başlayacak falan filan. Çok detaylı şeyleri var ama şimdi bunları böyle parça parça anlattığım zaman çok da keyifli gitmiyor. O yüzden e, bence ilk izlenim için kafiydi diye ben düşünüyorum. Daha fazla uzatmayalım. Böyle baya baya her şeyi aslında göstermeye çalıştım az çok. Mantığı anladığınızı yine varsayıyorum. Gayet böyle hoca bir şehri satın almaya çalıştığımız bir oyun olacak. Gelişmeye ilerlemeye çalışacağız zarlara yapacağız işte şey olacak karakterin statları olacak falan baya baya bir D&D kafasında ve hikaye odaklı ilerliyor. Seçimlerde yaptığınız şeyler dostluklar var mesela bak şuradaki şu dostluklar var, anlaşmalar var ve bayağı bir şey var. Benim hoşuma gitti kesinlikle. Ben bunu böyle müsait bir zamanda kafa yorup oynamak istiyorum o yüzden de şimdilik ilk izlenim için yeterlidir diye düşünüyorum daha da uzatmadan bence yavaştan bitirelim. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Gayet böyle bir oyun için yeterli. Ben yeterli buldum açıkçası. Hikayesi falan da fena değil bu arada zaten. Onun dışında sesleri, sesler biraz zayıf gibi geldi. Yani şu müziği kapattım. Tamamen müzikler kapandı gibi bir şeye dönüştü şu an. Sesler sanki daha iyi olabilirdi. Oynanış Hoşuma gitti kesinlikle. D&D gibi ilerliyor zaten dediğim gibi. Baya baya böyle bakın. Şehri yönetmeye çalışacaksınız. Çeşitli çalışanlar alacaksınız falan. Baya baya detaylı bir şekilde de yapmışlar bunu. Hem hikaye hem D&D gibi ilerliyor. Hem de bir simülasyon strateji kapası var. O yüzden çok hoşuma gitti. Kesinlikle yani keyifli olacaktır bu oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız hoşunuza gidecektir diye ben düşünüyorum. Deyip daha da fazla uzatmadan yavaştan videoyu da bitireceğim. Ee, başka da söyleyebileceğim bir şey galiba yok. Ee, fiyatı bölgesel fiyatlandırma biraz daha iyi olsa ve Türkçe dili olsa bayağı keyifli olabilirdi bu oyun onu söyleyeyim. Deyip daha da fazla uzatmadan yavaştan videomuza bitiriyorum. Welcome to Goldland özetle böyle bir oyundu ve bu da ilk izlenenimizin sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş.